oyuncunun ve seçim yasaklama ekranına geldik. Şöyle söyleyeyim, bunun canlı bir kanıtını, örneğini izlemek istiyorsa bu masadaki ve izleyiciler bakımından herkes, 8. haftada oynadığı bir tane Kartus oyunu var. Onu gidip izlesinler. O kadar diyorum. Yani tek başına Kartus'a nasıl maç domine edilir? O kadar ha. Abi bütün koridorları böyle yardırdı gitti. Yani çok fena bir oyundu. Kartus'un da bu arada zayıflatıldığını biliyoruz bu yama. Ondan da konuşabiliriz. O tekli koridor için bu arada. Yani yine ormanda hissedilirse. Ormanda da çıtır bir dengeleme ama Hecarim'inki kadar değil. Aynen. Yani. Bu arada Nocturne yasaklaması geldi. Nocturne aldığım bilgilere göre antrenmanlarda herkes deli gibi Nocturne çalışıyor şu anda. Tekli koridor Nocturne. Bunun tabii bir sürü opsiyonu var. Herkes çok, yani özellikle yine eşya dizilimenin çok kuvvetli olduğundan bahsediyor birçok kişi. Ben teoride bazı cevaplar ürettim ama bunları şimdilik paylaşmayacağım. Kendileri taktik bulsunlar. Vermeyelim diyorsun. Kendileri bulsunlar. Evet, tekli koridor Nocturne son dönem görüyoruz. Ormana esnetilme şansı oluyor mu bu şampiyonun? Ya bence hiç tehlikede... değil. Ormana esnetmek. Zaten örneğini gördük Lig'de de. Evet. Elramir denemişti. Evet. Pek iyi sonuçlar olmamıştı. Fenerbahçe adına. Bu arada Lili'ye Aykarim gitti. Son yasaklama bence Udire yapılacak Galacticos tarafından. Oo, voli. Oliveri yasakladılar. Bu arada esnek artık bu. Öyle ve bir şey var. E yeteneğinin o maksimum hasarını kaldırdıklarından biri orman kamplarına giriş hasarını çok yüksek veriyor. Dediğiniz gibi can kaybetmiyor bile ormanda. Ormanda karşılaştığı kişi birebir de yeniyor. Çok fazla güçlü şeyi var. Yani 150 vuracağına tekli bir kampa 280-290 civarı vuruyor. Tabii artış. Ve Tristana ilk seçim aslında ligde çok görmek istediğimiz ve övdüğümüz bir seçim. Çünkü estetebiliyorsunuz üst koridor, orta koridor, nişancı her yerde oynanabiliyor. Mis gibi menzili var, koridor ittirebiliyor. Ne eksiği var Tristana'nın? Şu anda yok zaten, bir sonraki yamada dengeleme gelecek. Abi Tristana İki saldırı çok sert. Gücü azalmıyor mu sadece? Yok, daha büyüğü planlanıyor. Öyle planlananların mi? İçerisinde. Ama MSI'ye kadar bir şeyler ayarlanacak. Mutlaka. Belli yani. Şu anda izlediğimiz şeyleri muhtemelen MSI'de izlemeyeceğiz biz. Tristana'ya karşı çok sert iki şampiyon geldi. Bir tanesi Şabir Katam'ın en iyi şampiyonlarından bir tanesi diyeceğim. Hani Thresh'i bir kenara koyacak olursak. Ya diğer tarafta da Meta'nın en güçlü ormancılarından bir tanesi. Şimdi bana diyorsun ki 113'ü niye övüyorsun? Yani al. Yeterli, evet. Zaten Nidalee'nin için senin için yeterli. Renekton gelecek mi peki? Renekton'la oynamak çoğu zaman takımların istediği bir şey Nidalee. Çünkü çok farklı bir şey sunuyor. Renekton evet problemleri var koridor aşamasında. Evet bazı kontrolleri var ama Nidalee Renekton oynadığınızda çok erkenden oyunu tamamen üst taraftan açabiliyorsunuz siz. Ve siz de koridor önceliğinin önemli olacağını söylemiştiniz. Artı Supremacy'nin hani bahsetmiştik kebapla zayıf tarafı oynama konusunda biraz zorlanıyorlar diye. Şimdi tamamen güçlü taraf olarak oynayacaklar bu tarafı. Evet belki bir kontrol seçim gelecek Renekton'a karşı ama Nidalee orada olacak. Udir'in ne kadar orada olabileceği önemli. 2-2'leri ne kadar uyumlu oynayacaklar önemli. Çünkü Renekton Nidalee çok iyi bir 2-2'ci. Yani beraberken de çok uyumlular. Ama onların olmadığı bir senaryoda Prime'in yapacağı karşı tercih mesela. Yani kebabın işini bayağı zora sokabilir. Yani bu koridor eğer Nidalee gelmezse, baskı altına almazsa belli bir noktadan sonra Prime'ın alıp götürebileceği bir koridor haline dönüşebilir. Bak yukarıda seninle konuşuyorduk. Evet. Nara ne durumlarda seçecekti. Burada Nara da küçük bir dengeleme aldı. Görünümden daha büyük bir dengeleme aslında. Koridor da birebir için öyle. W'sunun hasarı pasif olarak verdiği hasar, yani 3. vuruşlarda vurduğunuz hasar, canın yani adamın canının bir miktarının yanı sıra tabanda bir hasarı var. O taban hasar 10 düştü. Fakat seviye 1'de 0'a düştü. 0 şu. Ondan 0'a düşmesi çok enteresan. Yani ilk defa böyle bir şey görüyorum bu Şimdi arada. Şimdi normalde düşündüğünüzde sadece 3 vuruşta bir 10 hasar olarak düşünüyorsunuz. Fakat seviye 4'e kadar, yani 4. seviyede genelde ikilemek istiyorsunuz da biliyor. Çünkü yeteneklerinizin yerlerinin hepsini açmak istiyorsunuz. Seviye 4'e kadar 0 ekstra hasar vuruyor yetenek. O çok ciddi bir sıkıntı. Onu koridor ittirme becerisini, rakibi darlama becerisini daha çok hatta. Soldaki vatandaşı unutmayalım. O da sahip açıldığında artık eskisi kadar tank değil. Doğru, onun şey da kazandığı can miktarı azaldı. Evet. Yani Renekton'ların artık savaşlarını çok daha akıllı seçmesi ama gerekiyor. Ama o ilerleyen seviyelerde Binor. Okey. Ama mesela şu an Renekton gidebileceği eşya türleri de birazcık sanki zayıfladı. Yani eskiden bir Sinsi Pençe gibi bir opsiyon vardı. Şimdi Sinsi Pençe bence çok çok yani riskli bir hale dönüştü. Daha defansif eşyalara mesela, ihtiyaç duyacaklar diyorsun. Eğer Nar almasalardı, Jace alsalardı, Renekton koridorda çok daha fazla izleyecekti. Çünkü genelde Jace'in karşısına Sinsi Pençe gibi bir eşya yapıp kafasını atlayabilecek bir şekilde de bir eşya düzene gidebiliyor. Ama o şu an birazcık riskli duruma geldi. Çünkü sahipten alabileceği tanklık da düştü. Yani o bayağı sıkıntıya sokabilirdi. Bu arada iki rel düşmanı yasaklandı. Rally iyi döven şampiyonların iki tanesi yasaklandı. İki de nişancı yasaklaması geldi Supremacy Academy tarafından. Bomba kombaya gidiyorlar bu arada. Ve Jairus'a çok bahsettiğiniz Samira da alındı. Samira şu anda bu arada şampiyon olarak gerçekten iyi durumda değil. Jairus çok ekstra oynadığı için bir şeyler çıkartıyor. Fakat hakikaten o ya bir kere koridor aşaması hala çok problemli şu anda şampiyonu. Ve şunu görebiliriz biz bu maçta. Şimdi
Renekton tarafına siz Gnar'la ittiren bir eşleşme aldınız belki ama Nidalee'nin baskısıyla orayı kırmak istiyor Supremacy tarafı. E altta da ittiren bir eşleşme var. Eğer bunu ortada da sağlayabilirse kör seçimi de Supremacy Akademi tarafı işleri çok bozabilirler. Hmm. Ve koridor set geliyor galiba. Orta koridor set bu arada yer yer Çin'de ve Kore'de kullanıldı. Özellikle Çin takımları verim de aldılar bundan ama bunu yaparken kesinlikle ve kesinlikle agresif bir ormancı ihtiyacı vardı. O var ellerinde en azından. Şu an iki koridordan da baskı oluşturabilirler. Bir de şeyi gördüler tabii. Karşıda başka bir yetenek gücü şampiyonu olamadığı için mecburen bir yetenek gücü, bir büyücü gelecek. Genelde zaten büyücülere karşı. Çok rahat. Özellikle kontrol büyücülerine karşı kullanılan bir şampiyondur. Bakalım Galacticos Akademi neye yönelecek? Biraz geleneksel bir kontrol büyücüsü gelecektir aslında senin söylediğin. Belki TF'e yönelebilirler Syndra, ama yönelmediler. TF'le belki Nidalee'nin harita baskısına cevap vermek istemiş olabilirler diye düşünüyorum ama oraya yönelmediler. Çok net bomba komboya gitti Galacticos. Biz takım savaşı yapacağız, hepinizi stunlayacağız, sonra siz yerinizde 3 saniye duruyorken sizi keseceğiz dediler. Nidalee farkı olabilir bu maçta ya. O oyunun erken aşamalarında özellikle oluşturabilecekleri baskı Nidalee ile beraber. Yani kazanan üst koridor, ittiren üst koridor var. Onun haricinde o üst koridora yapılacak bir baskı. Diğer koridorlar zaten kafası rahat olacak. Yani seti koridordan atmak mümkün. Alt koridorda zaten bir ittirme üstünlükleri olacak. Yani evet bomba combo güzel gözüküyor ama oyunun başında yapılacak hamlelerle Supermassive bir anda haritayı kontrol altına alabilir. Yani sen kompozisyon olarak Supermassive'inkini daha iyi buldun diyebilir miyiz? Hangisini daha çok farklı, alışık olmadığımız bir düzen ama rakibin yaptıklarına iyi cevap verebilecek bir beşli gibi duruyor. Bu benim daha sevdiğim tarzda olan kompozisyon tarzı. Çünkü rakip takım savaşı kompozisyonu olabilir. Soldaki kompozisyon, Supremacy Akademi'nin kompozisyonu savaş yapmadan, savaşmasına müsaade etmeden çok daha erkenden işi bitirebilecek evet. Kompozisyon. Bunun iyi uygulamasını VFŞ'nin son haftasında Galatasaray'dan görmüştük. Wildcats darmadağın olmuştu. Hiç direnç gösterememişlerdi. Evet. Bunun iyi uygulaması gelirse çok keyifli bir seriye daha şimdiden başladık demektir. Supermassive erken oyundan bu mücadeleyi domine ederek başlamaya çalışacak. Bakalım sunucularımız hangi kompozisyonu daha çok beğenmişler maça geçerken. Akademi Ligi kış mevsim finallerine hoş geldiniz. İlk yarı final eşleşmesi Supermassive ve Galacticos arasında ve bu serinin aktarımında ben Aykut Yufan Özgan, yanımda Can Scarlett Çaldıran sizlerle birlikte olacağız. Seçim ve saklamayı geride bıraktık. Can, hemen sana dönüyorum seçimlerle ilgili. Hangi seçimleri daha çok beğendin? Galacticos kompozisyonunu daha çok beğendim. Çok daha net. Yani evet, sub kompozisyonunun da yapmak istediği belli başlı şeyler var ama çok riskli seçtikleri şampiyonlar. İşte Nautilus olsun, Nidalee olsun. Orta koridorda set olsun. Diğer taraf dümdüz VFŞ ile de gördüğümüz Rel ve Rel etrafında oynayabilecek şampiyonlarla bezeli bir kompozisyon. O yüzden Galacticos kompu bence sonuç verecektir. Takım savaşları başladığı zaman çok güçlü olacaklar. Yani geri düşseler bile toparlayabilecek bir komp. Ve Supermassive'in de yetenek gücü hasarını sadece Nidalee'den alıyor olması ki evet. Nidalee de bu tarz durumlarda işte Lilia gibi vesaire alan etkili hasar vermeyen bir şampiyon olduğu için biraz bu konuda sorun yaşayabilir belki Supermassive ama ben son anda yapılan set seçimini çok beğendim. Aynen öyle. Onu ben de çok sevdim. Orta koridorda ittirmesi, uzaklaştırması çok zor bir şampiyon set. Hem kendi pasif can yenilemesi sayesinde üzerine işte Doran Kalkan'ın can yenilemesi üzerine ayağı çabuk çok kuvvetli bir hale gelebiliyor. Yani otomatik saldırı bırakıyorsunuz. Minyonlardan siz sete verdiğinizden daha fazla hasar alıyorsunuz. Ve çok yüksek de bir hareket hızı potansiyeline sahip bu oynanış tarzıyla beraber. Şimdi mavi güçlendirmeye geldi Supermassive tarafı. Peki bunu bırakacak mı Galacticos? Onlar bekliyor. Yani buradaki bir 4'e 4'te bakalım kim yalnız kuvvetli olur. Yalnız 2 kişi yakalandı burada. 113 sıçramak durumunda kaldı. Patlayıcı yük var Şavik Atem üzerinde. Mavi güçlendirmenin canı 708 remiyor. 2 kişiyi tuttu orada Şavik Atem. Buradan uzaklaşmaya çalışıyor. Mavi güçlendirme resetlendi. Savaş devam ediyor. Bitkinlik geldi Jairus'a. Jairus'tan da bir sıçra. Şimdi Paruso noktada birini yakaladı. İsim Blake. Blake ilk kan oluyor hem de 113'ü. İlk seviyeden kafalarında bir planla girmişler oyuna. Tebrik etmek lazım. 4 kişi mavi güçlendirmeye gittiler. Yani söke söke de aldılar. Peki şimdi orada 113'ün skoru. Çarpı yok Scarlett. Ve seviye 1 yardım da alamayacak. Rulet bu maviyi alacak belki ama diğer tarafta 113'ün ne kadar zorlanacağı, ne kadar can kaybedeceği çok önemli. İksiri de yok. Yufoni. Burası tehlikeli bir hal almaya başladı. Yufoni bir şeyler oluyor Yufoni. Alacak herhalde alacak, ya. Alacak.
aldı. Evet. Yani zor olsa da biraz bizi heyecanlandırsa da o kırmızıyı aldı 113. Tabii orman hızını çok yavaşlatacak onun illaki. Ya onun tesellisi tabii ki ilk kanı almış olması. Üzerine Blake'in ne sıçrası var ne ışınlanı var. İyi durumda. Yani Nidalee. Ama rulet, ya rulet bir boşluk bulduğu zaman öne geçmesini ya da gerideyse rakibine yetişmesini çok çok iyi bilen bir ormancı. Bunu geçen hafta VFŞL'de işte Hecarim'e karşı yine Udyr oynadığı eşleşmede de görme fırsatı bulmuştuk. Rakip ormancının nerede olduğunu çok iyi okuyor. Onu haritanın ters bir tarafında gördüğü zaman çok iyi hesaplanmış risklerde olabiliyor. O yüzden yani ruletin seviye farkı mesela ortaya koyduğunu görebiliriz. Evet, Prime'dan çok değerli bir totem geldi mavi güçlendirmesi Noria 113'ün. Ve 113'te hiç rulette karşılaşmak istemiyor. Hı-hı. Burada Yampiri Engage'e doğru, alt nehirdeki Yampiri'ye doğru ilerleyecek. Rakibinin üst ormanda olduğunu tahmin ediyordur. Ruletten bu arada üst koridora bir baskın gelebilir. Kebap biraz kötü pozisyonda kalacak gibi rakibinin üzerine gitmeyi tercih etti. Prime'dan bir sıçra orada. Hmm. Kebap da takip etti ama çok da kolay değil o skor almak. Blake'in üzerine tutan bir mızrak. Blake'in zaten sıçrası yok. Blake ikinci skorunu verdi bu böylelikle. Karşılıklı güzel baskınlar. Yani Blake'in yapabileceği fazla bir şey yok. Koridor kötü bir noktadaydı ve o risk almak zorundaydı. Ama Kebap'ın yani ya düşmemesi gerekiyordu ya da sıçrasını kullanmaması gerekiyor. Yani tam düşeceğini fark edip evet ben öleceğim arkadaşlar hoşça kalın demesi gerekiyordu. Evet beni bırakın siz gidin. Evet. Oradaki kilit cümle belki de. Biz tabii özellikle analiz masası da çok fazla Nidalee Renekton uyumundan bahsedildi ama set de o pozisyonu sağlayabiliyor. Az önce gösterdi orta koridorda Nidalee'ye. Şimdi alt koridorda bir kule altı olacak gibi görünüyor. Şavikat'a mı yardıma geldi mi kendisine Paruz çok fazla tankladı kuleyi. Orada surat dağıtan geldi belki de ama bitkinlik de kullanıyor Raid. Bir kez daha tanklıyor kuleyi. Shavikatemi burada çıkması çok mümkün değil. 113 kuleyi tankladı ve bu skorda Raid'e gidiyor. 2-0-1'e getirdi nişancısını. Sup Akademi tertemiz oynuyor Ifoni şu ana kadar. Tertemiz oynuyorlar. Alt koridorda ya setin mesela takımınızda set olmasında böyle bir avantajı var aslında. Kuleyi çok rahat tanklayabilen, çok uzun bir süre boyunca tankleyebilen bir şampiyon set. Burada kule altı. Girişiminde çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdiler. Yani tebrik etmek lazım. Karşılarındaki oyuncuların çok büyük bir kısmı VFŞL tecrübesine sahip. Sol tarafta da, Sup tarafında da, Sup Akademi tarafında da var bu tarz oyuncular ama deneyim konusuna bakacak olursak Galacticos biraz daha dolu desek yanlış olmaz. Şu ana kadar ama Sup erken oyun dersi veriyor rakibine. Evet yalnız az önce kule altında Paris bir skor verdi. 2'ye 1 bir değişim yapıldı ama kesinlikle Supermassive'in isteyeceği bir takastı bu. Hı hı. Şimdi rulet alt nehirdeki Yampiri Engage'i alıyor ve Ejder'e çok yakın olan bir daha doğrusu Ejder'i çok rahat alan bir ormancı. Aynı zamanda da oraya yakın. Bakalım başlayacak mı acaba? Galacticos ilk Ejder'e. Oraya doğru yöneldiğini görüyoruz takımların. Şimdilik başlamayı tercih etmediler. Evet Ejder'e şöyle bir dokundular. Aa, pek bir zaten sonuç gelmeyecek o Ejder'den. Şimdi bakalım. Orta koridorda set gayet iyi durumda. Minyon'da zaten geride olması oldukça normal ama bir skor artı bir asistle ya uzun bir süre boyunca o sete bir şey yapamayacak Galacticos oyuncuları. Çok ağır bir kitle kontrol zincirini almaları lazım. Aşağıda yani kule canavarı diyebileceğimiz tam bir kabadayı Tristana 2-0-1 duruma gelmiş. O Kraken katilini falan çok erken dakikalarda bitirecek. Ve yine alt koridora baskı evet. Yine Remio buraya yaklaştı. Yani mesela bunu Wildcats'in çok iyi yaptığını görürüz VFŞL'de. Koridor minyonlarıyla beraber ormancıyı orta koridoru, bir koridora yaklaştırdılar ki barikatları çok erken bir şekilde, erken dakikalarda alabilsinler. Ve orta koridorda görüyoruz. Yani Remio bir gitti geldi, bir minyon kaybetti sadece kendi koridorundan. Ama genel minyon skoru da çok geri. Evet. Ama bunu da kabul ediyor belli ki Supermassive. Ve dakika 7'de ilk ejderde Papara Supermassive Akademi'ye gidiyor. Bir de yani az önce işte alt koridora kule altı yaptı.
iki tane skor çıkmasına yardımcı oldu. Bir de üstüne geri döndü falan. Orada iki tane minyon dalgasını zaten kaybetti Remio. O yüzden geride olması çok çok normal. Prime üst koridordan ikinci barikat almaya çok yakın. Aldı bile. Yani bir tek kebap sıkıntı çekiyor. Ama Sup Akademi'nin alışık olduğu bir pozisyon. Sadece şey tabii can sıkıcı. Yani bazı durumlarda zayıf taraf olmasa bile kebap zayıf taraf konumuna düşebiliyor. Takımın işte gidişatından ötürü. Bir de planlananın dışında bir erken oyun. Evet. Gerçekleşti burada. 113 hiç üst koridora yaklaşamadı bile. Hı-hı. Bir de tabii ruletten baskın gelince üst koridora orada bir fark oluşmuş durumda. Bakalım bir sonraki koridor baskını ne tarafa gelecek? Biraz daha haritanın üst tarafında oynamaya başlıyor ormancılar. Tabii alametli olduğu için buraya yaklaştı zaten Supermassive oyuncuları. Biraz daha erken yaklaştılar ve alametler rahat bir biçimde alınacak. Ya Yufoni bir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi oyun ilerledikçe Remio tank eşyaları gidiyor. Nautilus zaten hasar çıkaran bir şampiyon değil. Nidalee hasar çıkarabilen ama böyle çok hasarına güvenebileceğiniz bir ormancı değil. Yukarıda Renekton'un hasar eşyalarına gitmesi gerekecek gibi geliyor. Çünkü sadece Tristana ve Nidalee göğüsleyebilecek mi? Yani takımın hasar gereksinimlerini karşılayabilecek mi bilmiyorum. Yani Renekton'un erken oyunda geri düşmesi, işte yapacağı eşyaların gecikmesi konusunda acaba sub kompozisyonunun ilerleyen oyunda çok canını sıkar mı? Yani birilerini yakalayabiliyor ama öldüremiyor vaziyette bulurlar mı kendilerini? Bir bakalım. Sadece Tristana'nın Nidalee'nin hasarı yeterli olacak mı? Ya çok iyi bir noktaya değindin aslında. Tristana'nın bir takım savaşında erkenden silindiği bir senaryoda mesela orada Renekton'un hasarına ihtiyaç var. Öldüm. Bu arada üst koridor orada. Raid'i harika yakaladı Prime. Şimdi kule altına bir sıçra orada. Prime düşecek Nautilus ultisini daha doğrusu tutuşturuna. Raid'in hem bitkinliği hem de sıçrası olmasına rağmen sıçra refleksini veremedi, sonra bitkinliği de kullandı. Ya o şeyi beklemiyordu. Yani bu gibi durumlarda dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle karşınızda mesela Malphite gibi bir şampiyon varsa tamam ben kule altındayım, kuleye vuruyorum. Yanımda da 3-4 tane minyon var. Başıma bir şey gelmez diyorsunuz belki. Ama rakip şampiyon olur da bir şekilde size saldırdığı gibi o minyonları da temizleyebiliyorsa, mesela burada Narın yaptığı gibi bir anda bütün minyonları sildi. En nihayetinde ne oldu? Kuleyi tanklamaya başladı Tristana ve anında Prime onu düşürdü. Prime'dan çok yamlı. Eşyayı da bitirdi Prime bu aldığı skorla beraber. Şimdi tekrardan bir koridor değişikliği yapılıyor. 1,5 dakika sonra ikinci ejder var. Bakalım Remio şimdi üste dönüyor. Remio ne tercih edecek? Bir çizme. Yalnız bu durum hani koridor değişikliği kovalamışken Sup'un temposunu bayağı bir bozdu. Yani yukarı gittiler. Tristan öldü. Sonra tekrar aşağı göndermeye aşağı gönderdiler Tristana'yı. Yani Jairus rahatladı. Prime zaten çok öndeydi. Şimdi daha da öne geçti. Dediğin gibi hız kesen tamamladı. Kebap yaklaşamayacak bile şeye. Evet aslında Prime'a. Üst koridordan barikat almayı hedefliyordu. Ejder'e kadar en azından Supermassive ama dediğin gibi o hamle, Prime'ın hamlesi tüm planını bozdu Supermassive'in. Ve arada şu anda bir altın farkı söz konusu değil. Sadece Alev Ejder'e avantajı var Supermassive'in. Bakalım Ejder'e kadar Raid ilk eşyayı bitirebilecek mi? Pozisyon tekrarını izliyoruz. Ya iki tane takım arkadaşı çok yakın Raid ama o işte minyonlara güveniyor. Ama minyonların hepsi o kadar hızlı bir şekilde temizleniyor ki Prime tarafından. O alt koridorda bir savaş. Prime yalnız mini olarak buraya geldi. Şimdi ön tarafta kalan bir isim var. Shavikatami çok erken düşüyor. Kulede düştü. 5 kişinin arasında bir Blade. Kendi üzerine ultiyi kullanıyor ama bu bir şey değiştirmeyecek. Çok iyi bir çıpa. Ruleti yakaladı o noktada Parus. Ama hareketsiz çok fazla olan rulet. Sıçrayarak çıkıyor oradan. Surat dağıtan gelmiştir Remio'dan sıçrayla beraber. Bu iki skor Ejder'i çok rahat getirecek Supermassive. Yani kendi kulelerine biraz fazla güvendiler belki. Bir de Işın'dan kullandığınız 200 koridor oyuncusunda Işın'dan kullandığı senaryoda Mininar
yani hiçbir etki bırakamıyor savaşlara, böyle 5'e 5 durumlara gerçekten. Meganar olsa farklı şeyler izleyebilirdik belki, bir ihtimal. Ama zaten pozisyonu da bozuktu Galacticus'un ve burayı anında kaybettiler. Ve bu karşılaşmada dağ ruhu olacak. Dört ejderi ulaşan takım dağ ruhuna sahip olacak. Dağ vadisi aktifleşti. Ekstra duvarlar da inşa edildi. Ve pozisyonun tekrarını izliyoruz. Tekrar bakalım. Başlangıcını alamet, izliyoruz daha doğrusu. Ya, alamet açıldığı anda şey belli. O kule düşecek. Ceyrus'un da canını çok güzel indirmiş aslında attığımız rakla beraber. Nidalee anında rel yakalanıyor. Hiçbir şey kullanamadan kitle kontrol zincirini uğratıp rel'i düşürüyorlar. Ama şöyle bir durum da var. Rel düşmese, ultisini elinden çıkarabilse bile bir şey yapamayacak Galacticus. Çünkü sup oyuncuları gerçekten çok tank ve mobil bu dakika için. Yani belki de rel ultisini atsa hayatta kalan Galacticus oyuncuları da yemlenecek ve düşecek. Orada rel'in aslında erken düşmesi iyi bir şey olmuş. Çünkü alamet açıldıktan sonra arkalarında kaçabilecekleri, sığınabilecekleri bir kule de kalmadı Galacticus oyuncularının. Evet. Ya, skor anlamında hiç iyi bir oyun geçirmeyen Black alt korda oradan. İki barikat en azından bir skor altını cebine koydu. Raid de aynı şekilde üst korda oradan. Dakika 14'e gelmeden önce barikatlar alıyor. Ve Black buradaki kuleyi de düşürmeye çok yakın. Tabii aldığı minyonlarla, barikatla beraber Black 0-3 görünüyor ama altında çok önde. Altında bayağı bir önde. Hatta ve hatta raid'den sonra en fazla altın kazanan isim. Görüntüsünde şu anda. Prime de aynı şekilde. Raid üst koridor kulesini aldıktan sonra takımıyla beraber orta koridora geldi. Bu kulenin canında yarıya kadar düştü. Bir vade alameti orta koridor kulesini getirir Supermassive'e. Galacticus daha defansif oynayan, oyunu daha geriden kabullenen taraf. Ama senin de bahsettiğin gibi çok geride görünen Orion da aslında iyi durumda. Evet. İhtişamlı eşyasını tamamladı. Şu an aslında Galacticus bu takım savaşına öyle çok zayıf girmeyecek. Evet evet. Prime de hiddet varını çok iyi ayarlamış durumda. Yani düzgün bir Shavikatami ultisi 2000 altın geride olan Galacticus'u oyuna dahil edebilir. Burada bakalım sup bir şey deneyecek mi? Savaş deniyorlar. İstiyorlar. Porus erkenden girdi buraya. Kebap ultisini aktifleştirdi. Prime mega olmak üzere. Harika bir el ultisi. Duvara vuramadı rakiplerini belki ama uzaklaştırdı. Yine de yeterli olacak. Kebap da düştü orada. İki skor birden Ceyrus'ta. 2-1 bir değişim. Alametin ardından. Ya gelişi biraz belli değil miydi? Yufoni benim bir gözüm Shavikatami'ydi. Shavikatami'deydi çünkü. O da böyle uzaktan uzaktan kesiyor rakiplerini. Kimler nerede olacak, ulti atacak, pozisyon bulur muyum diye. Hem Shavikatami hem Prime. İkisi birden. 4 kişiyi anında yakaladı. Blake'in ultisi daha bile iyi gelebilirdi aslında. Çok iyi bir ulti kullanmadı Blake. Ve beklenen takım savaşını Galacticus çıkardı. Yani Halpern değinmişti aslında analiz masasında. Sup'un takım savaşı kovalamasına gerek yok. Onlar farklı şekillerde oyunu oynayabilirler ve öne geçebilirler demişti. Burada işte Parus biraz heyecanlanıp birine çıpa atabiliyorum, hadi atayım yakalayayım deyince karşı hamlesi çok ağır ya Galacticus'un. Çok daha dezavantajlı ayrılabilirdi Supo savaştan. Evet, evet. Ve alamet de şu anda rulette. Rulet bakalım alameti nereye kullanacak? Belki bir savaş ardından kullanılan alamet veya çok alışıldık bir durum. Ejder öncesi. Ejder'e birkaç saniye kala orta koridoru bırakabilir alameti rulet. O da tanklaşmaya devam ediyor. 40 saniye sonra daha ejderi var. Renekton'un can barına baktığımızda alıştığımız orta oyun Renekton'larına göre şu anda çok daha kırılgan bir durumda aslında. Aynen öyle. Dakika 17'de 128 milyonda kebap. Onun biraz daha güçlenmesine ihtiyacı var Supermassive'in. Ve yani hasarı gerçekten Sup'un yani yeterli gibi durmuyor ya Yufon'un takım savaşlarında.
Tristana çok iyi durumda. Evet, o Tristana iyi durumda ama Udyr tank, Gnar tank. Bakalım burada bir de şimdi Parustan bir ulti geldi. Jairus yakalandı orada. Remiodon'un üzerinde. Orianna ultisi geldi fakat Prime yine mega oldu. Kebap çok az yanına çıkmaya çalışıyor. Remiodon yakalandı. Remiodon sonra da Balyoz gibi ama Remio düşecek. Shavi Katami de yaklaştı buraya. Shavi Katami şimdi rakibinin üzerine doğru gitmeyi tercih ediyor. İki skor birden Orianna da. Toplamda 4 skor. Katliam gelecek. Galacticus Akademi bir anda gaza bastı ve bu alamet inhibitöre kadar gider. Ya takım savaşlarında çok kuvvetli olduğu belli zaten Galacticus'un. Yine benzer bir hamle denedi. Sup Akademi. Parus birini yakalamaya çalıştı ama işte Jairus'un kullandığı o karşı hamle Chippa'yı tamamen durdurdu. Kendisini çok iyi korudu Jairus. Sonrasında da zaten yani sürekli diyoruz Galacticus kompozisyonu yanıt verebilen bir kompozisyon. Karşı hamle yapabilen bir kompozisyon. Zaten Shavi Katami gelmeden o takım savaşı Galacticus için iyi görünüyordu. Shavi Katami geldikten sonra bitti. İş bitti. Yalnız Galacticus çok öne geçti. Evet, çok öne geçti. Burada görüyoruz Jairus'un yaptığı hamle Chippa'yı tamamen engelliyor ve Sup'ta hasar yok. Prime o kadar güzel gidiyor ki 113 ve Raid hamle yapabilmesine rağmen burada önce Remio'yu kaybedecekler. Sonrasında da tek tek bütün oyuncular düşecek. Güzel bir ulti geliyor Tristana'dan. Shavi Katami'yi uzaklaştırmak için. Ama o sadece kaçınılmazı geciktiriyor. Ve Samira işte bir kere rakiplerini yakaladığı zaman, iyi bir pozisyona girdiği zaman bir daha bırakmayan bir şampiyon. Ve sup kompozisyonu geri dönmeye hiç müsait değil. Buradan itibaren direksiyonda Galacticus var. Ve o direksiyonu bırakmayacaklar. O direksiyona yapışacaklar ve Nexus'a doğru sürecekler arabayı çünkü kompozisyonları zaten kendi kendine oynuyor. Kendi kendine oynayan bir kompozisyon Galacticus'taki. Evet, maça 0-3-0 başlayan Blake şu anda üzerinde 250 altınlık ödül var. Ve rakibinden 80 milyon önde. Dakika 20'de. Orianna'nın az önceki takım savaşında verdiği hasar ve kitle kontrolünde etkisini gördük zaten. Tekrar izlerken çok daha rahat gördük. Artık senin dediğin gibi Scarlet bu noktadan sonra sürücü koltuğunda Galacticus var. Ve yani böyle bir ayrı ittirme yapıp rakibi zorlayacak bir şampiyonu vesairesi de yok. Yok. Şu anda her konuda belki kule almada biraz daha iyi olabilirler Tristana olduğu için. Her konuda Sup Galacticus'tan daha zayıf. Oyunun bu noktasında. Bu eşyalarla. Şunu daha iyi yapıyorlar diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Yani menzil belki menzil olabilir de yani menzili ne kadar kullanacaksınız? Çünkü rakipte bu kadar kitle kontrol varken, savaş başlatabilme yeteneği varken menzilin de bir anlamı kalmıyor. Seviye farkları da oluşmaya başladı. Ormanda iki orta koridor ve üst koridorda bir seviye fark var. Kebap burada Prime'in üzerine gidiyor ama onu yakalaması hiç mümkün görünmüyor. Raid yaklaşıyordu alt koridora. Ya Sup Akademi'nin üstünlüğünü koruyabilme bir fırsatı vardı ama işte o Tristan'ın yukarıda verdiği skor onları çok bozdu ya. Yani bu tarz kompozisyonlarla, daha doğrusu çok iyi takım savaşı yapan bir kompozisyona karşı aşırı keskin bir oyun oynamanız gerekiyor. Hata yapmamanız gerekiyor. Olur da çünkü yani kafa kafaya gelirseniz takım savaşını kaybedersiniz. Adı üzerinde karşınızda bir takım savaşı kompozisyonu var çünkü. Burada daha metodik kulelere, sonrasında işte ejdere daha böyle harita avantajını, altın avantajını büyütmeye yönelik hamleler yapması gerekiyordu Sup'un. Yapmaya çalışırken Raid'in yukarıda verdiği skor işleri acayip değiştirdi. Tempolarını inanılmaz bozdu. Evet ve bir kez daha Baron'a başladı Galacticus. Supremacy oyuncular oraya doğru yaklaşıyor. Ve burada savaş istiyorlar. Parusan bir deneme isabet olmadı. Shavi Katami kötü bir pozisyonda kalabilir. Çok erken düşen 113 var. Şimdi Shavi Katami düştü. Oraya gelen bir ışından Jairus arada. Ultisi aktif. Jairus düşmek üzere. Jairus alıyorlar. Raid buraya kadar dedi. Full canlı zıplamaya devam ediyor. Rulet düşmedi. Rulet son anda ayakta kalıyor. Roket atlayışı resetlenmedi o yüzden. Ve bu kovalamaca devam etmeyecek. 2'ye 1 bir değişim. İlk skoru verdi 113. Ama karşında 2 skor aldı. Sup adına çok iyi bu arada. Yani bu dakikada bir takım savaşının üstün çıkabilmeleri çok iyi bir haber. Shavi Katami
biraz fazla heyecanlanıp takım arkadaşları yakın değilken içeri girdi sanki. O savaşta. Sup da gayet güzel cezalandırdı bu durumu. Shavi Katami'yi çok hızlı bir şekilde düşürdüler. Bakalım bunları tekrarlayabilecek mi Sup? Göreceğiz önümüzdeki dakikalarda. Yalnız Udyr de çok sinir bozucu ya. Şu ana kadar hiç ölmemiş. Kaç defa ölümün eşiğinden döndü. Rulet çok iyi biliyor yani sınırlarını. Burada aslında düşünce güzel. Hep beraber üzerine kapanmak istiyorlar rakiplerinin. Ama sağ taraftan gelen Nar'a bakmamız lazım şu anda. Nar ne? Ha, oradan oraya ışınlan kullanmış. Işınlanı bittiği anda Mini'ye dönüşüyor. Mini Nar formunda buraya geliyor. Yani buraya gelebilecek bir Mega Nar tam o pozisyonda inanılmaz fark yaratabilirmiş. Prime pek iyi ayarlayamamış. Orada Nar barını. Ve Raid de ruleti alsa roket atlayışıyla beraber Prime'ı da çok rahat evet alabilirmiş orada. Şimdi Ejder. Supremacy bunu alırsa 3. Ejder'e sahip olacak. Rulet oraya doğru yaklaştı. 2 seviye üstün Rulet. Burada bir çarp savaşı görebiliriz. Ejder'i de bitirmek istemiyor bir yandan ama çarp savaşını kazandı burada Rulet. Peki savaş istiyor mu? Çok ayrık olsa hayır. Şimdilik istemiyorlar fakat Prime Meganar'a doğru ilerliyor. İddet var 150'ye geldi. Kebap. Ulti atıp Prime içeri girdi. Oluyor, Prime Mega oluyor. Blake pozisyon dışında şu anda onun üzerine doğru atladılar. Blake'den gelen ulti sadece 113'e isabet ediyor. Mega oldu Prime. Bakalım kime odaklanacak. Prime hala pozisyon oraya. 113 çok az can uzaklaştı. Prime'den bir deneme. Raid'den güzel bir refleks. Buraya kadar dedi Raid. Raid vurmaya devam ediyor ama önünde çok fazla tankı kalmadı artık. Kebap onu tanklamaya çalışıyor. Jairus buna izin vermeyecek rulette beraber. Ve bir kez daha katliam. İki taraftan da çok güzel hamleler gördük. Blake'in takım savaşının böyle nasıl desem uzak bir köşesinde Nidalee ile kapışması, Nidalee'yi avlaması olsun. Raid'in iki defa rakiplerine çok güzel refleks vermesi, Shavi Katami'yi uzaklaştırması vesaire. Güzel hamleler geldi iki taraftan da. Ama Galacticos.com bu daha güçlü. Bu dakikada altında da üstünler zaten ve Baron'u da katletmeyi başaracaklar. Evet, Baron'la Shor. 25. dakikada Galacticos'a gidiyor. Üstünlüklerini de iyice artıracaklar. Burada bakalım rulet. Zınk diye anlıyor rakibinin gözünün önünden. Daha ejderini çalıyor burada rulet. Prime'ın yine nar barını güzel bir şekilde ayarlamaya başladığını görüyoruz. Yani bir savaş çıktığı zaman bu sefer Prime hazır olacak. Blake'den iki kişiye denenen ama sadece bir kişiye tutan bir ulti. Ve diğer tarafta da otomatik saldırısıyla beraber 113'ü çok güzel yakmış aslında. Ama sonrasında tek başına işte yani Raid'in yapabileceği bir şey yok. Çünkü dediğim gibi ya hasar yok. Kebap hasar çıkaramıyor. Remio hasar çıkaramıyor. Nidalee zaten takımın tek büyü hasarı kaynağı olarak. Tek başına Blake'e düştü. O yüzden Raid'in de burada yapacakları yeterli olmuyor. Çok güçlü aslında. 3 tane eşya var. 4.'ye doğru ilerliyor ama... Yani birazcık takım arkadaşlarının yardımına ihtiyacı var Raid'in. Evet ve Baron'un güçlendirmesiyle birlikte kazanılan altın 2200 civarında. Daha yaklaşık 2 dakikası var güçlendirmenin. Şu anda Prime Score'da oradan ayrı kittirme yapıyor. Olası bir durumda 20 saniye sonra kullanabileceği bir ışınlanı da var. Ve güvenli bir yerden... Minyonları güçlendiriyor orada. Daha geç minyonları temizlemesini sağlıyor Kebap'ın. Alt koridordan da bir kule haberi geldi. Bakalım burada inhibitor kulesi kuşatması yapacak mı Galacticos? Çünkü daha çok vakitleri var. Evet. Güçlendirmelerin. Yukarıda Prime Mega'ya dönüştü. Yani aslında Kebap'la hiç uğraşmayıp kuleyi bile alabilir. Kulenin canı gerçekten az. Ve hemen bir anda odağını üst koridora çevirdi Galacticos. Blake üste dönüyor. Seviye 16 ve ışınlanı var. Hemen orta koridora ışınlandı o da. Tekrardan şeye baktım Yukoni. Altınlara baktım. Yani şu durumda bile Raid açık ara oyunun en fazla altın kazanan şampiyonu, oyuncusu.
Tristana ile birlikte. Evet, 5 eşyasını tamamlamaya çok yakın o da. Orta koridordaki kuleye düştü. Yani. Drake ve Shavikatem ikilisi orta koridordan devam ediyor baskıya. Kalan üçlü de üst koridordalar. 20 saniye sonra güçlendirme bitecek. Bakalım Baron bittikten sonra bir savaş isteyecek mi acaba Supermassive? Prime tekrardan Mega olduğu için geri çıkmak durumunda kalıyorlar ve 2 inhibitor birden düşebilir. Prime'in yaptığı çok önemli. Yani sadece rakiplerin önünde durup gözlerinin içine bakıyor. Başka bir şey yapmasına gerek yok. Mega nardayken çünkü rakipleri buraya fakat korumakta zorlanacak. Fakat Kebap ön tarafa gitmek istedi. Şimdiden çok fazla sıra aldı. Kebap düşecek burada. Arka tarafa giden bir Remio var. Bitkinliği kullandı ve Jairus'u kaybetti Galacticos. Raid'in pozisyonu hala iyi. Shavikatame'ye vuruyor ama hasar yetersiz şimdilik. Remio da geri çıkmak durumunda. Prime ön tarafa doğru atladı. Roulette rakibin üzerine doğru ilerliyor. Raid'i korumaya çalışıyor. Remio olabildiğince korudu. Roulette düşmek Roulette üzere. Yalnız Orianna'dan çok fazla sar ve Raid düşüyor orada. Bir kez daha katliam yansıtıyor Galacticos. Ve artık bu maçın sonu demek. Yani tek başına Raid'in yapabilecekleri de çok sınırlı. Roulette patlayıcı yüke düşmesi bir 3 saniye 4 saniye sürdü. O durumda da Raid'in roket atlayışı gelmediği için geri kalan, yani takım savaşının geri kalanını taşıyamadı. Oyunu bitirebilecekler mi? Geri dönecekler. Bizde tam böyle oyun bitiyor edasıyla bir ayaklanmıştık ki. Maç bitiyor havasına bürünmüştük ama Galacticos bir takım savaşı daha yapmak isteyecek. O riski almak istemediler çünkü. Üçüncü daha ejderini de. Prime ve Blake ikilisi alacak. Bir de Scarlet pozisyonu tekrarını izliyorum. Kebap ve Parus'un gelmesi de 15 saniye varken inhibitörün yanındaki minyonları ittirmek yerine minyonsuz kuleye hasar vurduğu için kuleyi düşüremedi Galacticos. Yine oyunun bitmesi belki zor olabilirdi ama evet. Pozisyonu tekrarını izleyelim. Tekrarına bakalım. Burada Jairus aslında çok hızlı bir şekilde düşüyor ve Raid kendini koruyabiliyor. Yani Rel'in kitle kontrolünde olmasına rağmen roket atlayışı desteklediği için kendini koruyor ama işte tek başına şu an. Remio'da hasar yok. Parus'ta zaten hasar yok. Burada Roulette mesela şu pozisyonda düşse belki de Raid kendini koruyacak. İşte canını yenileyecek. Belki Prime'a çıkardığı bir otomatik saldırıyla onun düşmesini sağlayacak vesaire. Ama işte bir nişancı olarak Raid de bu kadar baş edebiliyor. Belki bir kanıtsamış daha iyi bir dördüncü eşya olabilir miydi acaba? Yani çünkü o can yenilemesine ihtiyaç duyacak ya. Takımın tek hasar kaynağı o. Bütün hasarı kendisi göğüslüyor. Ya kendisi çıkarıyor daha doğrusu. Ya maç sonu hasar grafiğinde çok merak ediyorum bu arada. Ya bir de seçimlere baktığımızda Raid'i düşürebilecek isim, tek isim belki de Blake gibi görünüyor. Belki Prime'dan çok iyi bir sıçra ulti vesaire olayları değiştirebilir ama Blake haricinde, onun hasarı haricinde zaten koruyabiliyorlar Raid'i. Evet. Ve az önceki pozisyonunu da gördün. Yine iyi bir şekilde korumuştu Remio takım arkadaşını. İşte Blake'den gelen bir QW %70 yanını alıyor Raid'in. Onu işte yani Raid evet hasar alıyor, pozisyonunu yenileyebiliyor. Ama pozisyon yeniledikten sonra aldığı hasarı bir şekilde can çalmayla kurtarması lazım, iyileştirmesi lazım. O eksik. O istatistik çok eksik üzerinde. Kebap buraya ışından kullandı. Burada zorunlu bir savaş olacağını biliyor Supermassive. Orta koridordan Süper Minyon'la ilerlemeye devam ediyor. Remio yarı canı indi şimdi. Shavikatame arka tarafta pozisyon arıyor. Blake'den gelen ulti var. Jairus ortada yakalanmıştı. Kronometreyi kullandı. Jairus içeri girdi tekrardan. Raid çok az canla kaçmaya çalışıyor ama oradan çıkamayacak. Bir katliam daha. Yani 26 skor. Dördüncü katliam değil mi? Evet. Yani iyi denedi. Sup ama yeterli olmadı. Kompozisyonlarının sıkıntıları yani takım savaşlarında çok belirgindi gerçekten. Onun cezasını da çektiler ve Galacticos'tan güzel bir ilk maç. Evet, gayet güzel bir ilk maç ve seçim yasaklama ekranında